yeniden merhabalar. Şimdi de akşam suyuna gidiyoruz. Tarihlerden 22 Eylül 2022. Sabah güzel eğlendik. Güzel balık aldık. Güzel balık salımı yaptık. Şimdi akşam suyuna gideceğiz. Biraz rüzgar var. Rüzgarın azalmasını bekledikten sonra olta atışı yapacağız. Muhtemelen izleyecek bir şeyler çıkacak. Öncelikle bana, sonra Kurtlu Onur'a, sonra oltasız da olan herkese rast gelsin. Akşam suyuna gitmeden Onur Efendi'nin küçük bir problemi varmış. Makinesine ip sarılacakmış. Şimdi bir de onunla uğraşacağız. Hiç sevmediğim şey. Balığa çıktın mı balığa çıkacaksın. Başka bir şeyle uğraşmayacaksın ama ne yapalım? O da bizim bir balıkçı kardeşimiz. İstemeye istemeye de olsa ona yardım edeceğiz. Bakalım bizi nerelerde bekliyor Onur. Buraya gel dedi bana ama arabası burada. Evet, Nihat Bey de burada. Arkadaşlar, daimi takıldığımız yerlerden birisi Ustalar Pastanesi. Selamun aleyküm. Selam. Nihat Bey merhaba. Evet hocam, hoş geldik. Hoş bulduk. 11'de çıktı hocam, niye 11'ini almadın? Daha onu yeni aldık. Sizin için kurtaja diyorlar. Vallahi dedikodunu yapıyorum bir saattir. Öyle mi? Heh, izlersiniz. Ben açım. Açım. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Heh. Geçen tam arabana biniyordun sen. Bir NB ya. Evet. Çocuk dedi ki, ya dedi, bizim öğretmen biliyordun, sizin MHP, her adım Nakşibendi tarikatından bu dedi. Öyle büyük tarikatçı. Evet, Meram'ıza geldik. Meram'ızın adı Tahta İskele. Yorumlarda sormayın, dinleyin, öğrenin. Onur bekletti bizi bugün. Maalesef işte bugünkü problemimiz Onur. Sabah da meramızı patlatmış, herkese söylemiş, yetmemiş, konum atmış. Ömründe olta görmeyen adamlar olta satın alıp denize gelmiş. Olsun, yapacak Allah bir şey yok. Allah razı olsun desinler, yeter. Aha, çok derler. Demezler mi hocam? Demezler. Gittik, eyvah, hiç balık tutamadık derler. Eyvah o zaman. Meraya ayak bastık. Şimdi balığın peşine gidelim. Murat hocamız burada. Rast gelsin, rast gelsin. Akıntı mı? İlk atışımızı yaptık. Bakalım sabahki balıklar bizi bekliyor mu? Kullandığım kaşık sabah güzel çalışınca tekrar onunla başladım. Ama kancasını değiştirdim. Üçüncü atışta balık yok. Ben kameramı kapatacağım. Balık kızlarına kadar açmayacağım. Oltasısı da olan herkese rast gelsin. Hadi 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 dediler. İplerini bağlattılar ve akşam suyuna çıktık. Güzel bir deniz var. Rüzgar yok denecek kadar az. Şartlar müsait. Tek bir sorunumuz var. Ben light spin yerine spin setimi almışım. Onu da sarımı düşük tutarak çözmeye çalışacağız. Çok büyük bir beklentim yok. Dediğim anda oltaya bir balık vurdu ve kaçtı. Dikkat ediyorsanız denizde dalga yok. Sadece benim önümde dalga var. Son birkaç videoda bunu üstüne basa basa size söylüyorum. Bu tarz denizlerde genelde dalga olan yerde, suyun hareket ettiği yerlerde olta atılıyorum. Şansınız daha çok olur. Yanlış takım getirdim, bu bir gerçek. Suyun üzerinde küçük küçük oynaklar belirmeye başladı. Bu da balıkların yavaş yavaş kıyıladığını gösteriyor. Sabah suyu dedikleri hadise, güneş tam doğacağı sırada meraya inip tamamen doğana kadar yaptığınız avdır. Akşam suyu da güneşin batışına yakın bir zamanda meraya gelip hava kararına kadar yaptığınız avdır. Ara ara oltaya balık çarpıyor. Ufak balıklar küçük küçük saldırılar gerçekleştiriyor. Yalnız balık açıkta vuruyor. Evet, bir tane geldi. Göreceksiniz şimdi yavrumuzu. İşte bakın, böyle bir yavru. Çarçabuk kendini suya attı. Şimdi meraya geldiğiniz zaman balığın oltanıza saldıracağı yolu buldunuz mu? Oradan pek ayrılmanıza gerek yok. Evet, bir tane daha geldi.
ısrarla kendini yukarı atmaya çalışıyor. Ben de aşağıdan çekmeye çalışıyorum ki düşmesin. Peşinde de balık var. Evet. Güzel bir çinekop. Bakayım. Bu balığı yakalarken de peşinden arkadaşlarının geldiğini gördüm. Şimdi muhtemelen 3. atışta da balıkla karşılaşabiliriz. Bakalım tahmin ettiğimiz gibi olacak mı? Evet, bir vuruş. Yavaş sarmaya başladım. İkinci vuruş geldi. Sarımı iyice düşürüyorum. Üçüncü vuruş gelmedi. Evet, aynı bölgeye bir atış daha yaptım. Evet, geldi. Bu güzel asılıyor arkadaşlar. Gerçekten çılgın bir balık. Evet. Bir çinekop daha. Bunu da atalım. Elimizi yıkayalım. Hadi bakalım bir atış daha. Evet, kanalı bulduk. Muhtemelen burası hava kararına kadar böyle olacak. Oo, bu çok güzel bir şey. Kaçırmasak çok güzel olur. Ah, kaçırdık maalesef. Kaçırdık. Ve bu güzel bir balıktı. Neyse, devam edelim. Yeni bir atış. Evet, bir vuruş. Ya, ah, kaçtı. Vuruş. Balık iştahlı ya da bol olunca ard arda saldırılar oluyor. Biri bırakıyor, öbürü geliyor. Biri bırakıyor, öbürü geliyor. Yani balık vurdu ve kaçtı. Pes etmeyin. Sarma disiplininizi bozmayın. Peşinden yeni bir balık gelir. Şimdi uzak atış gerçekleştirdim. Sarım tempomu bozmuyorum. Evet, evet, evet. Bakın geldi. Geldi ama kaçtı. Solumda arkadaşlar da at çek yapmaya başladı. İşte akşam suyu balık. Evet. Geldi. Bunu kaçırmamam lazım. Çünkü balıklar irileşti. Dedikçe balık kaçırıyorum. Şimdi tasma yapacağım. Beni buna mecbur... Oo, atar atmaz saldı. Atar atmaz saldırdı. Evet, balık girdi. Sakin sakin anlatırken birden balığın girdiğini görüyoruz. Ben yaşıyorum bunu. Sizler de izliyorsunuz.
Evet, açıkta geldi. Bu da inşallah düşmez. Allah kahretmesin, yine düştü. Evet, kancalarımız köreldi. Çünkü çok balık düşüyor. Evet. Bu sefer tasma da yaptık. Evet. Bu bir yaprak. Onu saldık. Yalnız felaket hırçınlar. Sabah balıklar hemen kıyıda saldırıyordu. Bu balıklar açıkta saldırıyor. İşte yaprağımız geldi. Git kardeşim, git. Git. Açıkta vuruyor ve sarmadan vuruyor. Siz makinenin boşluğunu alırken balık vuruyor. İnşallah düşmez. Güzel bir balığa benziyor. Evet. Evet. Bir çinekop. Evet. Boylar da uzamış. Maşallah diyelim. Şu an olta attığım yerden dağılmış durumda balıklar ki oltaya gelmiyor ama tekrar buraya gelecekler. Çünkü suyun karıştığı nokta burası. Şimdi biz Onur'la sabah burada avlandık. Akşam suyu da ben buradayım. Maalesef burası yarın ana baba gün olacak. Biz rahat olta atamayacağız. Ama kafanda başka bir yer var. Av devam ediyor arkadaşlar. Balık ara ara kıyıya yanaşıyor. Ara ara çekiliyor. Final şöyle oluyor genelde akşam sularında. Balık kıyıya yanaşıyor. Fakat siz doğru sahteyi kullanmadığınız için balık alamıyorsunuz. Balığın uzaklaştığını zannediyorsunuz. Öyle bir şey yok. Bayağı bir süredir oltaya balık vurmuyor yalnız. Biraz gezelim. Evet, bir vuruş geldi açıktan. Gerisi var mı? Gerisi. Gerisi yok. Ama olacaktır. Bazen olta atıyoruz. Oltaya balık vurmuyor. Hareketli dakikalar yaşamıyorsunuz. İşte o esnada gezebilirsiniz. Bundan daha da önemlisi sağ solu kolaçan etmeniz gerekiyor. Çünkü yakınlarınızda bir yerde balık varsa o bir şekilde kendini gösterir suyun üzerinde. Tekrar dalyanın içine gireceğiz. Dalyanın içinden atışlar yapacağız. Dalgaların en çok hareketli olduğu yerden bahsediyorum. Bu arada rüzgar denizden esmeye başladı. İlk geldiğimizde rüzgar çok güzeldi. Şimdi denizden esiyor. Bu da mesafeyi biraz engelliyor tabi. Ama azalacaktır bu rüzgar. Balık hareketlenmedikçe kamerayı açmıyorum. Şimdi bu atışında güzel bir vuruş oldu. Ben de kamerayı açayım dedim. Bakalım siz izlerken benim şansım yerinde mi? Bu avda şu çok bariz, balık açıkta. Yani kaşığın düştüğü en uç noktadan sonra bir iki metre sarıyorsunuz. Balık orada vuruyor. Ondan sonra balık hareketi yok. Balık açıkta bekliyor. Maalesef yanımda mesafe yapacak sahteler yok. Light spin yaparım dedim. Sahteleri aldım. Ama kamış ve makine tamamen yanlış. Son iki vuruşu aldığımız yere çalışmaya devam edeceğiz. Ha, merayı söyleyeyim merak edenler için. Burası tahta iskele. Balık bir hareketlenir gibi oldu.
Şimdi olacak 15 gram bir jig. 15 gram jigle balığı doğrarsın. Balık yakalamayı ümit ediyorum şu dakikalarda. Bazen içine doğar insanın. Evet. Yunus abimizden bir yaprak. Bu akşam suyu bol balık olacağının habercisi de olabilir. Abi bende yok da. Bitti. Evet, balık. Aldım. Yine hareketlendi. Kancalara hiç güvenmiyorum ya. Evet. Akşam suyu hareketlendi. Ne zaman hareketlendi de sen duruyor. At at. Şimdi diyelim mi yanıyor ortalık. Bak o çocuk da aldı. Aldım. Açık. Deniz arasıymış. Hiç kafa atmadı. Ya bir takılırken balık gibi yapıyor. O aldatıyor insanı. O çocuk, ortadaki çocuk da aldı az önce. Evet, bugünkü av bu şekilde bitecek galiba. 5-6 adet çine kopumuz var. Evet, Yunus abi kandırdı bir tane. İzleyelim. Bir yandan da oltamızı saralım.
Aa, dalga da düştü. Evet, yine aldı. Bu sefer düşürmedi. Güzel bir çino. Abi rast gelsin. Al al. Bak şu noktada kaldırman lazım balığı. Oy oy oy. Bu balıksa var ya. Aa, kaçtı. Abida bıraktı. Felaket bir şey ha. Evet, rüzgar kesti. Balık tekrar oltalara gelmeye başladı. Güzel vuruş aldım ama saldırı aldım. Balığı çıkaramadım. Evet, Yunus abi kandırdı bir tane şimdi. Arkadaşlar balık var deyip burayı terk ettiler. Bir iki kilometre kumda cross yaptılar. Onlar gitti, balık meraya girdi. Vuruş. Evet, geldi. Of of, bu çekiyor ya. Abi bu çok güzel bir şey ha. Yavaş. Atacak yapıyorum gelin. Hava karardıkça kaşığı seçmek balık için zorlaşıyor. Thank you.